Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendi aramızda bir takım muhabbetler edeceğiz ve bir konu üzerinde herkes kendi sahip olduğu anıyı anlatacak. Nedir bu konu? Gariban anılar. Gariban anılarımız. Bir alkışla arkadaşlar. Yemek düzeni şöyle olacak. Güzel şaka yapan yemeği alacak. Poşetten köpeğe verir gibi vereceğim ben size. Öncelikle arkadaşlarım bir halini hatırını soralım. Kendilerini tanısınlar. Ahmetciğim merhaba, nasılsın? Merhabalar. Sözel tüm kadromuz aynı zamanda. Evet. Doğru mudur? Doğru. Yeterli arkadaşlar. Gazeteyle aynı şekilde. Sözel ben de gazete evet. Verebilirsin. Köko'da ver. Uğur da bizim çok yakından bir arkadaşımız. Kameraman. Evet kameraman. Geç. Verelim Ömer'e. Ömer Gümüşhaneli. Geç. Kaan da liseden kanka. Liseden arkadaş. Tamam. Bir de Onur var burada. Onur şey yap sen istersen. Ben sana mikrofon tutuyorum. Onur'un fotoğrafını koyalım abi. Onur'un tam burada. Tam şuraya fotoğrafını koyarız. Evet fotoğraf tamam. Koyarız oraya. Çok heyecanlıyım. Mutluyum aynı zamanda. Yani biraz duygusal. Atlatacağız. Evet arkadaşlar bugün ağırlıklı olarak gariban anılarımızdan bahsedeceğiz. Çünkü gariban anılar çok komik oluyor. Haksız mıyız beyler? Kesinlikle. Doğru mudur? Kesinlikle. Biz Köko'yla yan yana okuyoruz yani. Karşılıklı okullarda vesaire. Biz de paramızı sigaraya verenlerdeniz kanka. 3 lira mimi. 3 lira. O sırada yol parası kent kart 1 milyon 250 bin lira. Biz ona denk getiremedik. Bir de açız. Okul bitmiş hani. Eve aç yürüyerek ta Derince'ye kadar gittik. Köksal'la benim evde fark var. Ondan sonra Köksal Körfez'e gidiyor. Sonra anlıyor yanlış yeri. Ben kazandım. Yeter daha fıkra bu kadar yani. Şu an yıkılan eski bir evimiz var. Bizim harabe diye yıktılar o evi. Hı-hı. En üst katında oturuyorduk biz oranın. Açlıktan 2 gün taş bağladık karnımıza. Hiçbir şey yemeden ki sigara da kullanıyorduk. Mecbur kullanamadık. Sokakta sinyal eşittik karnımızda taşla. Sigarayı kullanamamızın sebebi altlık yapmamanız mı kanka mideye? Sigara yok oğlum ortalıkta. Nasıl yok? Oğlum kotik denen bir şey var. Bir yerden kotik topluyorduk. Sen o yamuk evde oturduğun zamandan bahsetmiyor musun? Ha o yamuk evde yok. Abliyenin karşısındaki yamuk ev. Su koyuyorsun su bara duruyor evde. Aa. Böyle bir evde. Benim salondan odaya çıkarken tırmanmak zorunda kalıyordun öyle düşün. Kotik anısına girdik yani. Bu Ahmet'le, Ahmet o sıralar sigarayı kullanıyor. En iyi kotik otogarda olur. En iyi kotik otobüs durağında olur diye hep otobüs duraklarının oralarda gezerdik mesela. Otogara otobüse mi gidiyoruz yürüyerek mi? Yürüyerek hep yürüyerek. 1 milyon 250 lira veriyoruz. Oğlum azı para da aldığın açlık ne kadar senin? 4 lira. Günlük. 4 lira oğlum. 4 lan. 5 lira alıyor muydun? Sen 4 alıyordun ben 5 alıyordum. Benim sonra 5 lira oldu. Kaan senin günlüğün ne kadardı kanka? Lisede benim günlüğüm yoktu bu adamla öğlen probis yiyorduk kanka. Fix bir benim tane aylık 100 liraydı. Aylık 100 lira hafta sonu saymazsan hafta içi sadece 5 lira. Yol parası yok, kıyafet, hiçbir şey yok. Biz bir tık daha ucuz. Babam bırakıyordu biz ama yarı yola kadar. Abinin babası istasyona bırakıyordu. Biz dondurucu soğuk okula gittik. Allah aşkına. Babam bu arada bizi okula kadar da hiç bırakmadı. Hep yürüyordu. Uykundasın. Biliyor musun? Derince'den şimdi İzmit'e gidiyoruz. O, tam o lanet araba ısınıyor. Tamam mı? Biz o sıra iniyoruz. Ben bak sıcakta arkada oturuyorum. Bu babasının önünde oturuyor. Bazen beni öne itiyor. Konuşacak bende. Sen geç falan. Ben önde şöyle olmuşum bak. Sıcaktan böyle diyeyim bir ses geliyor. Hadi inin. O sıcaklığı yemişiz. Dışarısı -8. O zamanlar kış. Bana verecek diye düşündüm ben ama. Yarın. Ver. Bir dakika dur şimdi. Herkesin ben günlük ne kadar harçlık aldım çok merak ediyorum. Kaan ne kadar alıyorsun kanka? Kanka ben bazen 1 bazen 0 biliyorum. 2 de oluyor. Değişiyordu evet. 2'ye de gidiyordu. 3'e de gidiyordu. Para 10 lira atıyordu. O gün biz doyuyorduk elhamdülillah. Oğlum bana gelme duygusal olur. Harbi mi? Sen anlar biz güleriz kanka. Ben de duygusal kanka. Biz güleriz ona. Ben de duygusal kanka. Zorbalır seni hatta. Zorba geliriz kanka. Kanka 3 günde bir 4 TL. Garibanın için bu açamış. Ufret ver. Nimettir. Ayının bulunduğu maddi durum belki buna müsaade etmiyor. Ona eyvallah. Ama hani başka durumlar var sonra güleceğiz. Sen şimdi ne söyle. Bizim aileler biliyor aslında. Yani ne kadar para yeteceğini ama vermiyorlar. Maddi durum da var. Bence bilmiyorlardı. Ya günlük ben aylık alıyordum. Aylık aldığım genellikle 100 lira alıyordum. Ya günlük 5 lira. Ben aylık alıyordum. İlk bir hafta kral gibi geçiniyordum. Diğer haftalar elimde kaşık yemekhaneye giriyordum. Kızlarınkisi yalıyordum. Batırıyordum. Kızlar yemiyordu. Devamını ben yiyordum. Allah belanı versin. Ben şunu yiyeyim. 9. sınıfta 3,5 lira. Kent kart dahil değil. Tamam mı? Kent kart dahil. Kent kart 1 milyon 150 bin lira. Civarı. Civarı. Kent kart dahil değil 3,5. O sonra anneme şu oldu. Annem yine 3,5 lira verdi. Ben şey dedim. Ya a**ayım. Hiçbir şey yetmiyor ya. Annem onu sonra 5 lira etti bana. Falan oldu ki yani. 5 lira oldu. Bir ara annem 10 lira vermişti. Orada hakikaten. Mahallenin ortasında tanıdık bir dönerci vardı. Biz bayağı ona borç yapa yapa yerdik. Biz... Yeşim mi? Ayhan Usta'nın oğlunun nişanlı şeklinde. Aynen. Bambaşka bir yapıydı. Ver kanka.
Oğlum sen çok yedin ha. Kanka en garibanlık hikayem değil ama saçma bir hikaye. Biz o Ayon Usta'dan döneri yerdik. Unuttuk borcu ödemeyi. Ben yaz tatilinde o adamın yanında çalışmak zorunda kaldım. Biz 2 hafta falan çalıştım. Biz lise 2'den beri Erva ile aynı sınıftayız. O sıra yol parasına verdiğimiz parayı çok acıyoruz. Günlük 2,5 lira. Aziz gitti. İhtiyaç krizi çekti 500 lira. Ona gitti bisiklet aldı. Tamam mı? Bisikletle gidip geliyor her sabah. Yolu bedavaya getiriyor. Ondan sonra o ihtiyaç kredisini bir ayda kapatıyor Faik. Ben garibanlığı bu yüzden yaşamadım işte. O yüzden anlatacak bir şeyim yok burada. Mesela yola kaç para gidiyordu bizim o zamanlar? Günlük 1.150.000 x 2. Aynen. Ben ona hiç para hiçbir gün para vermiyordum yani. Kar yağma haricinde hiç para vermiyordum. Biriktirip hatta bunları katığa falan götürüyordum böyle, evet. 5-6 kişi. En büyük ikna yöntemim oydu. Mesela Ahmet diyelim ki bir akrabasını hastaneye götürecek o gün. Çok önemli bir işe var. Ahmet gel katık yiyelim diyorum. Hepsi geliyor mesela. Öyle bir muhabbet vardı yani. Kesinlikle. Benim garibanlık yaşamamın sebebim bu. Biz Körfez'den otobüse binince 60 eder dersek 75 kuruş oluyordu. Derin edersek 1.25 oluyordu. Ben de bir gün dedim ki abi 60 evler. Neyse bastım. Adam kafaya yazmış beni kanka. Fotoğrafı çekmiş, kafaya atmış. Tam emniyet köprüsüne geldik. Böyle kenara bakıyorum. İnsan ha. Otobüs 10 saniye kalkmadı kanka. Şöyle gözle baktım. Dikiz aynasına bana bakıyor. Böyle, 60 evler. Kanka indim aşağı ama suratım nasıl kırmızı. Böyle, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nasıl oldu? Oradan bir de 2 kilometre eve yürüdük. Onlara sormalık. Onur senin lise ve ilkokulda. Ya kanka poğaça iyi. Ben harçlık almıyordum. Kantin bezildi ya. Poğaçayı al. Yürü lan. Kantin size mi ait harbiden? Bildiğin gidiyordun hocam, iki tane tam döner orada bitti. Ben teröristen çalışmaya indim. Çalışırken de yiyordun tabii. Sizden para alan kişi benimmiş. Vay be. Arkadaşlarla şimdi 3 tane arkadaş çıktık, bir tane eve, tamam mı? Ev 6. kat, asansör yok. Yani merdivenlerden ince dar merdivenler vardır ya, çıkması zor. Eve bir gittik, evde her şey dolu. Full eşya var. Adamlarda diş hekimi okuldan çıkması lazım. Evi de boşaltmaları lazım. Ben de dedim ki bunlar, ben evi tuttum. Eşyalarını da çıkartın dedim. Benim eşyam var dedim. Adam bir baktı, bu eşyalar nasıl eşya inecek? O zamanlarda eşya piyasası full ev. Nereden baksan 4.000 lira, 5.000 lira. Dedim benim eşyam var, eşyaların hepsini çıkartın dışarı atın. Adam dedi ya anlaşalım, bu eşyalar kalsın evde falan. Ondan sonra adamlara dedim ne kadar vereceğiz dedim eşyalara. Adamın aklında şimdi ya siz ne verirseniz olur. Yanında arkadaş var böyle oraya. Furkan sakın 450 deme dedi, tamam mı? Çocuk geldi bana 500 liraya anlaşalım o zaman dedi. Ben dedim 450 verelim, 150 3 kişi bölüşelim dedim. Piyasa değeri 5.000 lira. Çocuk tamam öyle olsun dedi. Adam dese ki tamam eşyaları alacağız. Sen de bızlak kaldın ortada, doğru mudur? Öyle olacaktı da adamın onu indirme şansı yoktu zaten. Koltuğu kaldırdım, laptop çıktı, sattık 450 liraya. Yani bedava. Bunları yayınlayalım mı? Yayınlayalım. Şu çok komik oluyor. Gece kıyafetinin kalmaması. Benim lisede bir tane pantolonum vardı sadece. Bir gün otobüse bindik. Arkadaş dedi ki sana açık kot yakışmıyor bu arada. Ben diyemedim ki benim bir tane var kanka. Sizde kıyafet serbest olmuş muydu? Bizde siyah pantolon olmuş. Beyaz gömlek kanka. Mesela o iyiydi biliyor musun mesela? 9. sınıfta bir kere okul serbest oldu. Ben dedim ki ne yapacağım diye. O kadar kötü Tiger ayakkabısı var ki. O kadar iğrenç ki. Aptal bir ayakkabı ya. İstanbul'a adam buluşmaya gidecek biriyle, tamam mı? Bacak bacak üstüne atmış. Ayakkabıyı görmesin diye arkaya saklamışlar. İlk orijinal ayakkabınız neydi? Nike Cortez de herhalde ya. Nike Cortez. Ha. Bu senin okul ayakkabısının altına paçadan soktuğun o ayakkabılar mı? Ben de orada çok büyük hata yapmıştım. Benim de iki tane pantolonum vardı. O Baho'nun dediği şey, ayakkabının bilekleri uzundu, tamam mı? Ben de tarz olsun diye pantolonun paçasını ayakkabının içine sokuyordum. Paça demişken Erman'ın paçalarını çekemeyiz. Ayağa kalkalım. Bir dakika dur. Evet. Sana unique item olan gofreti verelim. Seneye de geliriz. Hala da. Şu unique'den bir tane uzatalım bana ya. Hak etti. Ceplerim hep dönüyor. Evet, tamam. Hatıra fotoğrafımı çekiyorum. Kanka buradan bir sahne alır mısın? Dur. Bir sıkışın bıkışın bir şey yapın. Bir şey yapsın. Sen şu dur. Kameraya bak kanka, oraya bak. Bir alkışlayalım arkadaşlar. Bak ben de böyle şeylerde şeyi unutma oluyor. Ben gariban anılarımı sorunca unutuyorum. Şimdi gelmeye başladı mesela. Sendeki psikiyatr anımızı senin anlatmanı isterim mesela. Oğlum garibanın psikiyatr anısı olmaz ki moruk. Beyler, İşte bak başlayalım. Nasıl oluyor bak, seyret bak. Başlıyorum. Erva dedi ki bir gün, ben dedi psikologdan randevu aldım dedi. Ben dedim ne ala? Gariban adamın psikolog işi olur mu oğlum? Gerisini iki internet kafeye gideriz. İki bilardo oynarız, tamam kafa gider. Bitti. Neyse İzmit'te gittik bir hastaneye. Çıktık 3. kata. İşte özel kıyafetli bir tane kadın taktı. Buyurun efendim, hoş geldiniz. TC'yi aldı bu. O çok bakımlı olduğu için özgürlüğünüz kırıldı mı? Evet kırıldı. Özel bir bayandı. Bizim üstümüzde de
Yani kıyafetleri gör, direkt ters geletip. Bizim onlar emir vaki konuşuyor ya, böyle şey oluyor. Neyse girdik içeri. Arabada çanta falan var, arabada çanta var. Öğrenci gibi gözüküyoruz yani. Garibana duruyoruz. Dedi ki, TC ver. Verdi bu TC'yi. Dedi ki kadın, ama siz sigortanız yok. Ben arkada şöyle oldum bak. Oldum bir. Erva dedi ki, ne olacak şimdi? Yani ekstradan 500 TL de ödemeniz lazım dedi. Erva şöyle oldu bak. Ben bir babamı arayayım da. Ben o sonra şey, oh 700 lira bize kaldı. Ona şöyle yemek yeriz, böyle yemek yeriz. Hiç bunun psikoloji kafa falan umurum değil. 10 teneke sıçtım ben ona gülmekten. Tabii gülmekten. Bu adamın hiçbir garibanlık anısında modu düşmüyor kanka. Ben öyle bir an hatırlamıyorum. Az önce anlattığım muhabbetler o zaman canını sıktı değil mi? Tadını kaçıran şeylerdi. Sonradan gülerek anlattı. Evet. Kanka o zaman da mutluydu ya. Evet ya. Bütün garibanlık anılarını o zaman da gülüyordu. Hala gülüyor birader. Lise zamanı bulunduğum telefon hattı benden bir TL kesti diye ben 2 gün yas ilan ettim. Bayrakları yarı yendirdim ben. O kadar garibandık ama hiç mutsuz değildik kanka. Ben çok enerji sarf ettim. Bana ekstra para vereceksin. Tamam, 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 tamam. Zaten o şeyden dengeliyor yani. Ne yaparsak biliyorum. Ben şirketten %10 pay istiyorum ya, maaş bana istemiyorum. Ne yaparsak? Ne yaparsak biliyorum. Şu demeyin güçlü değil sadece. Bir Osmanlı ordusunu doyurur yani. Fikir sunun ya. Hani ne yapsak biliyorum milyon izlenir? Bu çarpıcı bir şey olsa, video tekli milyon izlense. Yayında birinin ağzına sıçtık falan yapıyor. Clickbait hakikaten tutuyor bu. Lan bu kamera kayıtta kalmış. Evet. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Molamız bitti. Şimdi bu bir gariban... Bir daha versene onu. Yaptı kanka. Vallahi bu yaptı. Tamam, evet, sen yaptın. Tamam başlıyoruz. 3, 2, 1... Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Molamız bitti. Şimdi Ahmetciğim, ne haber? Görmüyor. Evet, tamam. Görmüyor. Baştan alıyorum. Baştan al. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi... Canım yok. Ne yapıyor? Bu gariban anılarda aslında en çok aşağılık hissettiğimiz bir an vardı. O bence bir kızlara açılamama ya da sevgili olursak ne alacağız, nasıl buluşacağız? Ben bunu çok yaşadım. Hatta 14 Şubat yaklaştığında kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Yani hediye alamayacağım diye. Bahu'nun da böyle bildiğim anısı var. Lisede bir kız arkadaşım vardı. Dedi işte ne yapıyorsun dedim buna. Konuşuyoruz öyle. Konuşmaya nasıl başladık bu arada? Facebook'tan durum paylaşmıştı, şey yazmıştı. Beğendik mesajı attınız dedim. Konuştuk falan. Dedi ki bana, bizim arkadaşlar dedi sinemaya gidecek günü konuşuyorlar dedi. Bana zarf atıyor yani. Benim karapatışlarım hızlandı. Sinema biletleri 5 lira, 5-5 10 yapar, mısır falan 8, 20 lira. Ben ayrılmak istiyorum. Benim ilk sinemaya gittiğim anıyı anlattım ben size? Anlatmadım. Ortaokul 8. sınıf. İngiliz dersindeyiz. Hoca İngilizce olarak dedi ki, how often going to cinema işte. Ne sıklıkla dedi sinemaya gidersiniz. Hatırladım o. Neyse herkes diyor işte kısmen giderim, haftada bir giderim falan. Ben dedim ki aslında asla ne demek dedim. Dedi ki never demek. Yazdım never. Neyse hoca tek tek herkese soruyor. Ben dedim ki never. Dedi ki never asla demek bu arada. Yanlışlık var orada dedi. Dedim ki hocam never. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Hocam dedim yok daha önce gitmedim. Ah bir dakika. Arkadaşlar aileniz sizi sinemaya götürmüyor mu? Sonra ondan 30 gün sonra dershanede hoca dedi ki sinemaya gideceğiz. Vay dedim anası dedim o şeytanın dedim bacağını kırıyoruz ya. Ne kadar 10 lira. Sevgilinle en sevdiğin yemeği söyleyemiyordum. O yemek neydi o? Hangisi? Kuru fasulye falan. Evet. Asla söyleyemiyordum. En sevdiğin yemek de yok her şeyi. Kuru pilav. O şey yargılanır mı? Yargılanırım korkusu. Kuru fasulye falan. Yargılanırım. Asliye mahkemesinde mi? Uğur'dayız. Uğur senin kız arkadaşında olan anılarını dinledim. Kanka hiç olmadı, olamadı. Yani hep böyle kanka olduk yani. Askerlisi, harbi, kul falan derken zaten kızlarla hiç alakam olmadı benim. Beyler Uğur'u evlendiririz biz ya, ne düşünüyorsunuz? Askerliğini yapmış, işinde gidince. İşini korumuş. Ömer sendeyiz kanka. Yok bende yok, anlıyor. 3 günde 4 lira alıyorsun yani. Kanka bir şey diyeceğim, 4 lira bozuk 1-1-1-1 mi? O zamanlar kağıt vardı değil mi? Yok. Ben kağıt... Kağıt... Bakma düşün. Ben kağıt 25 kuruş hatırlıyorum. 250 bin lira. Siz avansınız kanka. 250 bin lira. O bende yok. O bende yok. Kız arkadaşınla yaşadığın bir gariban anın var mı? Farklı şehirde olduğu için benim köylüydü yani lisede. Sen o zaman da farklı şehir mi? Aynen. Şu anda aynı Ömer şehir. Uzak ilişki seviyor o arada. Helal olsun. Sağ ol oğlum. Uzak ilişki olduğu için garibanlara dair bir şey olmadı değil mi? Üniversiteye olduğu şehrine gideceğim zaman ayda değil ama 2 ayda falan gidiyordum banko. 2 ayda bir sınıfta toplu benim için para toplanıyordu.
Samimi. Harbi, çok iyi lan. Onları iyi arkadaşlar olmuş. Vallahi güzel insanlar. Öyle. Benim lisede bir tane kız arkadaşım vardı. Bunun ilk doğum günü Haziran ayının başı. Ben Haziran'dan aylar öncesinde para biriktirmeye başlamış. Az önce günlük harçlık miktarımı söyledim beyler. Günlük o seviyelerle para biriktiriyorum. Kanka biriktirdiğim paraları da metalleri işte bozuklukları kağıtla bütünleştiriyorum. Bir tane ajandam var. Ajandanın arasına koyuyorum kanka, kitaplığa yerleştiriyorum. Kimse bulmasın diye. Para biriktirme şeklim bu. Yan komşunun ufak çocuğu bir gün bizim eve geliyor. Annem bir şeyler çizsin diye alıyor ajandayı, çocuğa veriyor kanka. Arasında parayı buluyorlar. Onunla evin elektrik faturası ödeniyor. Başım. Bir de şey var moruk. Lisede... Kanka bir dakika. Ben bir namaz kılayım. O ara siz... Hadi be! Şşş! Alo! Hadi! Allah kabul etsin. Ağabey kardeşim. Hadi! 3! 3! 2! 1! Üniversite 1'de bir kız arkadaşım vardı. Ben ondan 70 TL borç almıştım. Aynı şekilde geri verdim. Dedi ki senin paraya ihtiyacın vardı. Harca. Biz de o sıra onur gurur yok tabii. Sonra biz bununla ayrıldık. Bana dedi ki 70 liramı geri ver. Böyle yazdım. Sana aha 70 lira bak. Aha 70 lira sana. Üniversite son sene. Pandemi olmadan 2 ay önce. Bizim evde hiçbir şey yok. Bağırıyorsun mutfakta, ses yankı yapıyor. O şekilde. Dediler ki okulda bir siyasi partinin gençlik grubu As 950 ile caminin önüne patates dağıtmaya gelmiş dedi. Biz de şöyle bir oturuşu düzelttik. Hangi cami o dedi. Şu cami falan derken 4 kişi çıktık evden, dedi ki beyler herkes farklı evlerde yaşıyor. Peş peşe geldik neyse. Ben, Mahmut, Mami, Batu. Adam da patatesi alıyor böyle, veriyor. Alıyor, veriyor. Dedim ki ilk ben gidiyorum, sonra sen, sonra sen, sonra diğerim. Neyse gittik. Adam verdi. Ama adam verirken şöyle yaptı bak. Bir izledi bizi. Bir şey diyordu orada yaptı. Beyler bakın aynı evde yaşıyorsanız. Biz, yok abi ne alakası var. Aldık o patatesleri, gittik balkona şey yaptık, depoladık. Bir yıl dedik falan. Bir yıl. Misafir geliyor ne yiyecek? Patates. Patates açtı, patates kızar. Fırına patates ver. Diğer bir şey geliyor misafir, patates veriyor. Yavaş yavaş bir Rus askerine dönmeye başlamıştım artık. Üniversitede bunun komik bir tarafı yok da tabii. Üzücü bir tarafı var. Kıyafete verecek paramız yoktu. Verdiğimiz zaman 2 ay aç gezmemiz lazımdı. Bir bot alıyorsun, 3 ay yoksun ortalıkta mesela. Bu botu yazdan alman lazım o şekilde. Ney? 2 ayda bir Kerim diye bir arkadaşım bana poşetli kıyafet getirirdi. Ben çıkartırdım ben içine. Tamam bu giyilir. Şu giyilir. Bu giyilmez. Bunu Mahmut alır. Mahmut'un götü daha büyük. Bu giyilir falan derken. Öyle kıyafet şeyimizi kapatmıştık. Yani o sözel timde paylaştığımız video aslında gerçek. Gerçek. Çöp poşetiyle vermedi tabii çocuk. Var mı beyler poşetle kıyafet alan abisini? Ben aldım. Ben genelde ben beğendim ya. Ben sana aldım. Geri geldi. Poşetli senin, kıyafet. Ama a**ım seni. Senin bana verdiğin kıyafetlerin hepsi defoluydu. Ya fermuarı bozuktu. Yo paçası yırtık. 6 ayda bir siyah pantolon yıkıyorduk biz. Rengi kaçmasın diye. O yüzden hiç almadık biz. Babam kıyafet almaya götürdü bizi. Pembe tişört gördüm. Baba dedi ki, baba dedim şunu mu alsak falan böyle. Ya o y**t dedim. Biz sert erkekler pembe giyer. Yok bu bildiğin orta çağlara dayanan bir... Pembe gerçekten erkekler. İşte o masaati temsil eder. İşte yani pembe erkek rengidir. Ama biz siyah. Ben bunu ilk kez duydum bu arada. Ben de ilk kez duydum. Yo yo tarihi olayı gerçek. Alman cahildir. Net miyiz kanka? Ahmet'in bu konuda ben şuraya giyiyorum diye bak ondan sonra çeviriyorum. Yani. Orta çağ mı dedin kanka? Üç pembe giyiyorum. O zamanlar kanka. Orta çağda kim demiş bunu? Avrupa. Avrupa'yı da abi. Avrupa. Biz Osmanlı çocuğuyuz he. Osmanlı çocuğuyuz ya. Bak benim burnuna. Ha, Rum bunu diyorlar ama. O zaman herkes rastgele en çok haz aldığı aktiviteden bahsedeyiz. Faik'le CS2 ama Faik'le. Faik yoksa yok. Çay. Araba kullanmak. Araba kullanmak. Herhangi bir araba mı? Sadece tekerleri olsun. Ha? Ya zaten bu arada karadaki her şeyi kullanabilir o. Tank? Kullanmadım. Daha önce tank kullandın mı? Kullandım. Aha! Uğur sen? Yüzme kanka. Yüzme. Ömerciğim? Düğün kalemi. Evet, kan sendeyiz. Müzik kanka, ben müzik yapmayı seviyorum. En son neden müzik yaptın peki? 2018. Kanka. O zaman müzik yapmayı sevmiyorsun diye bir müzik. Müzik yapmayı seviyorum da yayınlamıyorum kanka. Yeter mi müzikler yaparsın diye bir soru geldi bana. Rap yapıyorum kanka. Rap yapıyorum. Evet. Rap. Bir de 10 senedir falan yapıyor ya. 15 sene bile vardır ya. İlgim alın. 15 sene önce kaç yaşındaydın? 7. Bir oğlum sen Faik'le aynı sınıfta değil miydin? 23. Evet, 26 yaşında sen nasıl 23 yaşındasın? Oğlum 7 ne soruyorsun 7 ya? 23 yaşında değil mi? Bir dakika diyorum. 23'ten 15 çıkart. 23'ten 15 mi çıkıyoruz? Bir dakika. Oğlum şimdi bir dakika. 23'ten 15. 23'ten 15'i yazın altı. 3'ten 5 çıktı mı? 25 kanka tamam. Gittik yandan aldık kaç aldık? 13'ten 1 yapalım yani. 1 aldık değil mi? 8 mi lan? Gittik 1 aldık. 13'ten 5 çık. Oğlum neyden de yalın? 8. Sen 13'ten 5 diye çıkıyorsun lan. Sol tarafta oradan aldık ya bir tane. Orada hiç kalmadı şimdi. 8. 0 oğlum işte. 0. 0. 0-8 olsun. Ya bir dakika, en iyi matematik kimde şu an burada? Kimde? Kimse. Tamam Ahmet'i soralım. Ahmet. Çokada. Çokada mı? Evet.
Adam mühendis. Tamam kök o, kaç? Kök 15'ten 8 mi çıkıyorsun? 15'ten yok 23'ten 15. 23'ten 15. 25'ten çık. 23 yanlış. Bak, şimdi 23'ten 15. 15 çıktı. İlk olarak 23'ten 10 çıkalım. Kaç kaldı? 13. 13. 13'ten de 5 çıkalım. 3'ü çıktı. 10 kaldı, 2 kaldı. Çıktık 8. Budur. Oo. Bunu yapalım ya. Beyler niye güvendik inandık ama şimdi o da var. Ya şimdi sağlamasını yapalım. 8 dedik, 15 ekleyeceğiz. Oo bizi aşar, ona hiç girmedi. Yok yok. Yok. Beyler herkes susabilir mi? Dinliyorum. Olan zengini. Efendim annem. Yani arkadaşlardayım oturuyor. Yok denince deyim. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yedim yedim poğaça moça yedik. O vardı lan vermediler o şey. Benim en çok haz aldığım aktivite bilgisayar oynamak. Çünkü ben bilgisayar oyuna başlayınca dünya ile iletişimi kesiyorum. Ve single player oyun olmalı. Bu bizde metaverse ya. Aynen. Hakikaten metaverse. Bende de aynı şey ya. Yemin ederim ya. Bir bilgisayar oyunları, iki halı saha. Benim en çok zevk aldığım aktivitelerde ben o aktiviteden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Erva senin en çok zevk aldığın, haz aldığın şey nedir kanka? Metin 2 oynamaktı. Ben o bağımlılıktan 6 sene kitap okuyarak kurtuldum gerçekten yani. Ya Metin 2 adamın bırakış şekline bak. Köksal ok seventine girdi hileyle ban yedi. Öyle bıraktı. Ben 25 yaşındayım. 15 senedir Metin 2'yi düzenli olarak oynuyorum. Adam hileyle GM'nin yanına gidiyor. Bu kadar eşek işte. 15 senedir adam. Arkadaşlar öyle bayır aşağı bir muhabbet oldu. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Neler yapabildiğimizi gördük en azından. İlk kamera deneyimimiz oldu. Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir alkış. Her şeyden önce siz benim arkadaşım değilsiniz, abim ve kardeşimsiniz. Ben sizi ailem olarak görüyorum. Tabii maddi konularda gibi o konularda hiçbir şey yok. Öyle çok güzel oldu. Biraz sadece havasız o sıkıntı var. Olmadı yem çuvalı getiririz bir tane. Şuradan birisi sürekli böyle şu şekilde. Yem çuvalı. Onur saati zoomlar mısın kanka? O saati çekil işte şey yapacağız inşallah. Çekil işte vereceğiz onu. Sen kapanış konuşmasın. Kayıta mısın? Kayıttayız yani. Podcast'imizin ilk bölümünü başarıyla tamamladık. Biraz ayak kokusu ve ter kokusunda karışık bir çekim oldu. Havasızlık da buna eşlik etti. Ama ben de çok memnunum, çok eğlendik. Kurgu benim gülüme girecek muhtemelen. Muhtemelen montaj falan bayağı uğraştıracak ama olsun, değdi. Tamam çok uzatmayalım, uzatmayalım. Evet. Uğur bizdeydi. Uğur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Köko bizdeydi. Güzel bir çekim oldu. Ömer bizdeydi. Gazete bizdeydi. Tamam, teşekkür bu kadar. Ederim. İyiydi, iyiydi. Valla. Erva bize değildi. Dur bir dakika. Ahmet bizdeydi. Güzeldi. Erva bizdeydi. Eski aile ortamını yaşadığım bir şeydi. Herkese çok teşekkür ederim. Çok uzattın. Yani. Onu bir dakika kısalım onu. Yani aile ortamı gibiydi. Aile ortamı de sadece. Aile ortamı. Tamam. Güzeldi kanka. Tamam bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Haydi bakalım. Allah'a emanet.